Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi bu videomuzda da 9. bölümün yani üçgende merkezler konusunun son konu testi. Burada iki tane konu testi hazırlamışlar dostlarım. Sonuncusunu çözüyoruz. İkinci konu testini gömüyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir odaklanma muhabbetini de ayarlayalım. Biraz daha şöyle ışığımızı da açalım gerekirse. Evet. Birinci sorumuzla bakalım neler söylemiş. Demiş ki ABC ikizkenar bir dik üçgen. Tamam. G ağırlık merkezi 6'yı vermiş. Buna göre x kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi bizim bileceğimiz şey şu. İkiz kenar dik üçgende hipotenüs 6 ise dik kenarlar bunun kök 2'ye bölünmüş hali. Yani sen 6'yı kök 2'ye bölersen 3 kök 2 çıkar bunlar. Hemen bunu bir yapıştıralım. 3 kök 2. Sonra bu G ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden kenar ortaylar geçiyordu. Şurayı da 2'ye bölecek demek ki bu adam. Şurayı şöyle 2'ye böldü. Yani burası 3 kök 2 bölü 2 oldu arkadaşlarım. Şurayı silelim. Burası da 3 kök 2 bölü 2 oldu. Bizden de x'i istiyor. Bir de ağırlık merkezinin şu özelliğini hatırlayalım. Tabana 1 yani buraya k dersem açıya 2. X'e de 2k düşüyordu. Bu özelliği de hatırladığımız takdirde şimdi Pisagor yapıp şu dik üçgenden x'i bulabiliriz. Tabii ki Pisagor yapmayacağız arkadaşlar. Biz biliyorsunuz dik üçgende anlattık. Çoğu zaman özel dik üçgenler veriliyor. Bakın burada da şu özel dik üçgenimiz var. Benim hatırım için ezberleyin dediğim dik üçgen. Dik kenarlarından biri bir şey. Diğer dik kenar bunun iki katı. Fark ettiniz mi arkadaşlarım? K'ya 2K gibi ya da A'ya 2 katı gibi. Böyle biri diğerinin iki katı olduğunda hipotenüs için ne demiştim ben? Küçük olanın kök 5 katı olacak şu hipotenüs. Yani 3K dediğiniz yer aslında 3 kök 2 bölü 2'nin kök 5 katı. O da ne yapar? 3 kök 10 bölü 2 yapar dostlarım. Hemen 3'leri sadeleştirdim. Bakın K'yı ne bulduk? Kök 10 bölü 2 bulduk diyebiliriz. Tabi bizden 2K'yı istiyor bu adam. Çarpın bunu 2 ile. Hemen ikiler giderse kök 10 kaldı sorumun cevabı. Evet geldim ikinci soruya. ABC eşkenar üçgen. G ağırlık merkezi ise eşkenar üçgendeki ağırlık merkezinden kenar ortay geçiyordu biliyorsun. Ve eşkenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yükseklik. Aynı zamanda da açı ortaydı buralar 30-30. Şimdi 6 ise burası tabana 1 açıya 2'den buranın 3 olduğunu söyleyelim hemen. Bakın burada 3 4 5 üçgeni çıktı burası 4 oldu. Bir de bu neydi kenar ortay yani şurası da 4 artı x'tir diyebiliriz artık. Peki bu eşkenar üçgende 60'ın karşısına 9 düşmüş. 30'un karşısına ne düşecek? 9'un kök 3'e bölünmüş hali düşecekti. Yani 3 kök 3 düşecek. O halde 4 ile x'in toplamı 3 kök 3 olacak. Yazıyorum onu arkadaşım. 4 artı x eşittir 3 kök 3 olacak. Dolayısıyla x eşittir. 4'ü bu tarafa atarsam eksi geçer. 3 kök 3 eksi 4 olur. Yani cevap Edirne'den çıkmış olur. Üçüncü sorumuz. Bakın şurada bir iç teğet çemberin merkezi çizilmiş şu dik üçgeni. Yani buradan geçen doğrular açıortay olacak. Şurası 45 45 diye bölünecek. Sonra şurada bir diklikten diklik inmiş dostum. Hemen öklit çakalım. H kare 4 çarpı 9'a eşit. Yani H kare 36'ya eşit. Demek ki H 6. Şurası 6 geldi. Bu açıortayın biz kollarını görüyoruz artık. 6'ya 9. O zaman şu ayakları şu A D ile D C. 6'ya 9 ya. 6K'ya 9K diyebilirim. Hatta bunu sadeleştirelim. 3'e bölelim. 2K'ya 3K diyebilirim bunlara ben arkadaşlar. Peki bizden nereyi istiyor? AD'yi istiyor. Yani 2K'yı istiyor arkadaşlar. O halde biz hemen şunu yapalım. Önce bir Pisagor bağıntısı yapalım buradan. Şuna bir X dediğimi düşünün şuranın tamamına. X kare eşittir 6'nın karesiyle 9'un karesinin toplamına. Yani X kare eşittir toplarsak bunları 117 yapar. X eşittir kök 117 yaptı. 117 de 13 ile kaçın çarpımı yapar? 13 ile 13'e bölsem 117'yi 9 desem 90, 27 daha. Evet 9 ile 13'ün çarpımıdır. Yani x eşittir kök 117 idi ya 3 kök 13 çıktı x dediğimiz şey dışarıya. Peki bizden nereyi istiyordu bu? X dediğimiz yer 5K.
5K'yı biz şurada yazıyorum. 5K'yı 3 kök 13 bulduk. Demek ki K eşittir 3 kök 13 bölü 5 yapar. K. Bizden 2K'yı istiyor. 2 ile çarparsam 6 kök 13 bölü 5 yapar. Yani Adana'dan gelir cevap. Evet, dördüncü sorumuz. Dik üçgeninde çevrel çemberin yarıçapı 3 birimdir. Şimdi defalarca söylediğimiz şey dostlar, bir dik üçgende çevrel çemberin merkezi hipotenüsün tam orta noktasıdır. Çevrel çember dediğimiz şuydu arkadaşlarım, şöyle. Hipotenüsün tam ortası çevrel çemberin merkezi. O zaman şurası yarıçap, burası yarıçap. Çünkü yarıçapı 3 vermiş, o yüzden buralar 3 geldi. Toplam hipotenüs 6 çıktı. Bakın AC'yi soruyor, X diyelim. Pisagor yapıyorum. 6'nın karesi eşittir 2'nin karesi ile x'in karesinin toplamına. 32 eşittir x kare çıktı. X eşittir 4 kök 2. Yani Bursa şıkkımız doğru cevap geldi. Evet, 5. sorumuza bakalım. ABC dik üçgeninde ağırlık merkezi G'dir diyor. Demek ki şu ağırlık merkezi ise buradan inen doğru kenarortay. Şurayı kesin, 2'ye böldü. Hatta dik açıdan indiği için muhteşem üçlü yaptı. Bu da şu parçalara eşit geldi. Şimdi şuraya K'ya 2K diyelim biz arkadaşlarım. K'ya 2K, ağırlık merkezinin özelliği. Tabana 1, açıya 2. 3K ise burası da 3K. Burası da 3K çıktı. Sonra başka ne diyor? ABD üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi O noktasıdır. Bakın şu soldaki üçgenin iç teğet çemberinin merkeziymiş. Demek ki burası açıortay. Çünkü iç teğet çemberin merkezinden açıortay geçiyor. Burası ikizkenar olmasından sebep 3K 3K ya. Bu açıortay kayı kuralından dolayı aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda da kenarortay oldu. Yani burası da X geldi dostlarım. Başka bize de x'i soruyor zaten. Hemen şuradan bir Pisagor çakalım. Bakın 9'un karesi 81 eşittir 7'nin karesi 49 artı 2x'in karesi yani 4x kare. 49'u bu tarafa atalım. 31, 32 mi geliyor arkadaşlarım? 32 galiba değil mi? Bir daha toplayayım. 79, 81 doğru. 32 eşittir 4x kare. 4'e bölersem 8 eşittir x kare. X eşittir 2 kök 2 çıkar buradan. Yani cevabım Adana'dan geldi. 6. sorumuz. ABC ikizkenar üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıymış. Madem ki ağırlık merkezi buradan inen doğru bir kenarortaydır. İkizkenar olmasından dolayı aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda da açıortaydır. Onu da gösterelim. Kenarortay olduğunda şöyle belirtelim arkadaşlarım. Buralar buraya eşit yani kesin. Şöyle hatta 3 çizgi yapalım diğeriyle karışmasın. Şimdi şuraya bakın arkadaşlarım. Şurada bir x'i soruyor bize dc'yi. Şu 13 bana kopyayı verdi. Şimdi normalde Pisagor yaparak bulacağım bunu ben. 2 tane Pisagor yapacağım ama gerek yok. Bu sanki 5 12 13 üçgeni değil midir arkadaşlarım? 5 12 13 üçgeni olsa, yani şuraya 5 desem, şuraya 12 desem. Sonra şurada da bakın 34'ten 25 çıksa 9, burası da 3 olsa arkadaşlarım. Şunu da sağladı mı bakın burası 12, burası da 12. Evet, her şeyi sağladığı için yani birazcık çakallık yaptım arkadaşlar ben. 13'ünden hemen kopyayı gördüm. 5 12 13 olabilir mi diye düşündüm. 5 12'yi yazdım. Burada da Pisagor'u yapıp 34'ten 25 çıkınca 9. 9 neyin karesi? 3'ün dedim. 3'ü buldum. Sonra baktım ki bu kenar ortayı sağladım. Yani bu 12 iken burası da 12 oldu mu? Oldu. Hiçbir sıkıntı çıkmadığına göre demek ki burası 3, burası 12. Yani x dediğimiz yer toplam 15'tir. Yapıştırdık. 7. sorumuz. ABC üçgeninin, ABC'nin diklik merkezi H. Bakın şu H diklik merkezi ise buradan gelen bu doğru bir kere yükseklik. Bu kesin bir. Şu giden doğru, devam eden giden doğru da kesinlikle yükseklik. Bu da iki. Eğer ben CH'ı çizseydim bu da yükseklikti. Neyse devam ediyorum. ABE şu dik üçgeninde iç teğet çemberinin merkezi O noktasıymış. Demek ki bu bir açıortay. Bu bir açıortay. Yani burası da 15 oldu. Bunları da söyledik. AE'yi 6 vermiş. Şu dikliği 6 vermiş bize. Yani bakın 30'un karşısına 6 vermiş. 90'ın karşısı 2 katı olacak 12 diyelim. Buna göre DE, X diyelim buna. DE kaçtır? Şimdi bakın şu açıortayı konuşsam. Hani burası 6 idi ya arkadaşlar. Kollarına bakın. 6 ile 12.
Yani 1'e 2 katı var kollar arasında. O zaman ayaklarda da x'e 2x olmak zorunda. Biri diğerinin 2 katı olmak zorunda açıortayın özelliğinden. E şimdi bir de şunu biliyoruz biz öğretmenim. 90, 30 ise burası toplamda 60 derecedir tamamı. 60 derecedir buranın. Peki 60'ın karşısı 30'un karşısındaki 6'nın köküç katı olacak. Yani şurası 6 köküç olacak. O halde 3x eşittir 6 köküç. X eşittir 2 köküç gelir. Sorumun cevabı da Adana'dan paketlenir. 8. sorudayız. ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi G. O halde bakın bu bir de muhteşem üçlüden buranın kendisi de buraya eşit diyebilirim ben artık. Sonra diyor ki ABD'nin ağırlık merkezi de K'dır diyor. He. Demek ki bakın bu da bir kenar ortay şu üçgende. Yani şurayı kesin ikiye bölüyor. O zaman şöyle yapayım ben bakın hatta. Şu GD'ye 2K diyelim. Buradaki AG 4K olacak. Şimdi bu da kenar ortay olduğundan dolayı 4K'yı toplam 6K ya burası. 3K 3K diye bölecek. Şuraya 3K, bu araya da 1K kaldı diyebiliriz biz artık. Şimdi bu da K da ağırlık merkeziymiş. Unutmayalım. Hatta şurası M'ye 2M olur. Bunu da yazalım. Sonra AB'yi 4 vermiş. Şurası 4. AC'yi 9 vermiş. AC şuranın tamamı 9 verilmiş. BKE doğrusal olduğuna göre BE şuranın tamamının uzunluğunu bizden istiyor arkadaşlarım. Şimdi bakalım neler yapacağız. Şuradan da bir kenar ortay çizsem diyorum ben. Hani içimden geldi. Şu kenar ortayı çizsem. K'dan geçiyor ya. Burayı 2, 2 diye 2'ye bölecek. Şurası hocam ikiz kenar üçgendi. Bakın şunlar birbirine eşit. Muhteşem üçlüden ikiz kenar demiştik. O zaman bu kenar ortay aynı zamanda yükseklik de olur öğretmenim. Aynı zamanda açıortay da olur öğretmenim. Bunları da söylemiş olalım bir. Peki başka neler geliyor buradan? Yükseklik, kenar ortay oldu. Nereyi soruyordu bize? BE'yi soruyordu. Buranın tamamını soruyordu. Bakın şu adam şurası, şuranın orta tabanı çıktı arkadaşlarım. Burayı da böylelikle, burayı ikiye böldü ya. Hem de dik dik paralel oldular bunlar birbirlerine. O zaman burası da 2M'ye 2M olacak. Yani şu araya da bir M kaldı diyebiliriz biz. Bunun da M olduğunu gördük. Paraleldi bu buraya. MM dedik. Demek ki şuradaki parça buradaki parçaya eşit. Bunu da biliyoruz artık. Evet başka. Bu adam buraya da eşit. Demek ki burayı da 2'ye böldü. 9 bölü 2. 9 bölü 2 diyelim buraya da. Şimdi gelelim Pisagor'umuzu artık yapabiliriz buradan arkadaşlarım. AC'yi 9 vermiş değil mi? Hemen şurada bir Pisagor yapalım. Burası 8, 9 ama yarısı olacak. Özel bir dik üçgen çıkıyor mu? Neyse bir devam edelim. 4'ün karesi 16. 9 bölü 2'nin karesi 81 bölü 4. Eşittir. X diyelim BE'ye. X kare oldu. Buradan 4 kere 16 64. 81 ile 64'ün toplamı ne yapar? 85, 145 yapar. 145 bölü 4 geldi X kare. Bu da güzel bir şey çıkmıyor ama. Bir yerde bir hata mı yaptık acaba? Şuranın birebir olduğunu söyledik. 9 bölü 2'yi nasıl söylemiştim 9 bölü 2'yi? Bu adam da buranın da kenar ortayı olmaz ki ama 9 bölü 2 9 bölü 2 bölmez burayı. Sıkıntı orada arkadaşlarım. Şimdi şöyle yapalım biz dostlarım. Orada bir hata yaptık biz. Şurayı şöyle bir daha konuşalım. Diyelim ki şimdi şurası toplamda 4M, 2M, 2M diye böldü. Bakın burası 2'ye bölündü, burası da 2'ye bölündü. O halde şu uzunluk, yani şuradaki bizim tamamı dediğimiz uzun. Ya şöyle yapayım, ben bunu hemen temiz bir kağıda çizeyim arkadaşlarım. Daha iyi olsun. Çünkü burada şimdi tam da göremeyebilirsiniz. Şurada bir temiz kağıda çizeyim, daha rahat çözeyim. Tamam mı? Siz daha iyi anlayın. Burası çok şekil karıştığı için göremeyebilirsiniz. Şurası G, şurası da K. Tamam. Şöyle yaptım arkadaşlarım. Şöyle biraz daha, çok mu büyük çizdim ya. Hemen küçültürüz, sonra büyütürüz tekrardan. Ne olacak? Şöyle küçülttüm. Evet. Bakın şimdi şöyleydi olayımız. Şimdi şurası K, buranın ağırlık merkezi olduğu için şuraya A'ya 2A dedim.
Sonra bu çizdiğim doğru hem yükseklik hem de kenar ortay olduğunu söyledik. Burası da zaten ikiye bölündüğü için bakın bu buna paralel oldu. Yarısı olmak zorunda. Şimdi buranın tamamını 9 vermiş ya bize. Burası 9 bölü 2 olacak. Hatta K ağırlık merkezi olduğu için burası 3 bölü 2'ye 6 bölü 2 şeklinde tabana bir açıya 2 şeklinde bölünmüş olacak. Bakın şurada bir Pisagor bağıntısı var hemen onu konuşalım. Bu 4'ün yarısı, bu 3'ün yarısı demek ki burası 5'in yarısı olacak. 5 bölü 2. Şimdi 2A'yı şuraya yazıyorum. 2A'yı 5 bölü 2 bulduk. Bizden ne istiyordu? Buranın tamamı. 4A demiştik buranın tamamını hatırlarsanız. 2 ile çarpın bunu. 4A eşittir 5 çıktı. Yani sorumuzun cevabı Adana'dan geldi arkadaşlar. Şimdi büyütelim tekrardan. Evet. Devam ediyoruz. 9. sorumuzdayız. ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi G'dir diyor. Hemen buradan aşağıya bir kenar ortayı devam ettirirsem tabana bir açıya 2'den burası 1 santim olur. Muhteşem üçlüden 3 ya burası. Burası da 3, burası da 3 olur. Şimdi Pisagor çakalım. 6'nın karesi eşittir. X kare artı 2'nin karesi 4. X kare 32 yapar. X eşittir 4 kök 2 paketledik. İç teğet çemberi çizilmiş arkadaşlarım. Bu neydi? Açıortayların kesim noktasıydı değil mi? Demek ki şu bir açıortay. Bunu uzatırsam açıortay. Şuraya bir diklik indirdim. Buraya bir diklik indirdim. Bunlar 45 45 oldu ve bakın 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 45'lerin karşısı 3 3. Aynı şekilde burada da 3 3 dedik. Sonra BF'yi 4 vermiş. Burası 4. Hatta dondurma kuralından çemberde uzunluk konusunda anlattığım çizilen iki teğet birbirine eşitti. Burası da 4. Burası x ise burası da x olacak arkadaşlarım. Şimdi gelin şurada Pisagor yapalım büyük üçgende. Bakın 7. Acaba 7, 24, 25 olabilir mi diye. Buranın 24 olması için x'in 21 olması gerekir. Peki x 21 olduğunda burası 25 oluyor mu? Oluyor. O zaman 7, 24, 25'i sağladı. Demek ki x 21. Geldik buna. Diklik merkeziymiş arkadaşlarım D noktası. O zaman buradan geçen şu doğru 90 derece. BC'ye 6 vermiş. Burası 6 eksi x olmak zorunda. Buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi ben burada Pisagor yapacağım. 2 tane. Şurası 90 derece ya. Bir diyeceğim ki 3'ün karesi 9 eşittir. H kare artı x kare. H kare artı x kare diyeceğim. Bir de şuradan Pisagor yapacağım. 5'in karesi 25 eşittir. H kare artı 6 eksi x'in karesi diyeceğim. Ve bunları bakın arkadaşlarım birbirinden çıkarttığımda 25'ten 9 çıkarsa 16 eşittir. H kareden H kare çıktı 0. Bir de şunu yazalım. 6 eksi x'in karesinden x kare çıkacak. Hatta 6 eksi x'in karesini açarak yazalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı budur. Bundan da x kare çıkacak. Eksi x kare. Ve şu x kareler de gitti bakınız arkadaşlarım. Şimdi eksi 12 x'i buraya artı 12 x olarak atalım biz. Artı 12 x bu tarafa gelsin. 16'yı da bu tarafa eksi olarak atalım. 20 olsun burası. Demek ki x eşittir 20 bölü 12. Hatta 5'e 4'e bölelim. 5 bölü 3. Yani cevap Edirne'den geldi. Evet 12. sorumuz. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi O noktasıdır. Ve çemberin yarı çapı da 5 birimdir diyor. Şimdi çevrel çemberin yarı çapı neydi arkadaşlarım? Şu köşelere çizdiğimiz doğrular bizim yarı çap dediğimiz doğrulardı. 5'miş bunlar. Aynı zamanda bir de kenar orta dikmeydi. Kenar orta dikmelerin kesim noktasıydı bu. Demek ki bu x dediğimiz uzunluk tam kenarın ortasından çıkan bir uzunluk. AB'yi de 4, 4 diye vermiş. Yani AB'yi toplam 8 vermiş. 4, 4. O zaman x 3, 4, 5'ten 3 geldi diyebiliriz. Evet 13. sorumuz. ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi O. Dış teğet çemberinin merkezi O noktasıymış şurası. AC daha büyükmüş AB'den. Tamam AC daha büyükse şuradaki açımız daha büyük bir açıdır. Şuradaki açımız küçük bir açıdır. Bu küçük, bu büyük bir açıdır arkadaşlarım. Büyük açının dış açısı daha dar bir açıdır arkadaşlarım. Daha küçük bir açıdır. Buna göre OBC'nin en büyük tam sayı değeri
kaç derece olabilir diye bir soru sormuş bize. Şimdi normalde bunlar eşit olsaydı 45-45 olurlardı değil mi? 45-45 diyebilirdik bunlara. Ama bu daha büyük olduğu için buna 46 deyip buna da 44 diyebilirim ben dostlarım. Bu 46, bu da 44 olabilir. Peki 46'nın dış açısı ne olabilir bu durumda? 134. 134 de 2'ye bölünürse 67, 67 şeklinde alabileceği en büyük tam sayı değerini bulabiliriz. Evet, 14. G ağırlık merkezi demiş. Şimdi alanını soruyor bize. Şöyle bir kural var arkadaşlarım. Üçgende alanda göreceğiz bunu daha çok ama ağırlık merkezinden 3 köşeye çizilen doğrular varsa burada 3 tane üçgen oluşur. Bu 3 üçgenin de alanı birbirine eşittir. Şimdi biz 3A'yı bulabiliriz. 3A neye eşittir? Dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarları çarp 2'ye böl. Yani 36 çıktı 3A. O zaman 3'e bölersem A 12 geldi diyebilirim. Evet, son sorumuzmuş arkadaşlar bu da. Hemen bakalım. ABC üçgeninin diklik merkezi P noktasıdır. Şimdi ABC'nin diklik merkezi P noktasıysa buradan şunu anlarız biz. Bu üçgen üçgenin dışında olduğu için geniş açılı bir üçgendir. Hangi açımız geniş açıdır? Hangi açının arkasındaysa diklik merkezi, o açımız geniş açıydı. Peki bu geniş açı demek 90'dan büyük. Bize de AC'nin alabileceği tam sayı değeri en az kaç olur diye soruyor. Şimdi normalde açı kenar bağıntılarında biz X'i ne diyebiliyoruz? İkisinin toplamı 11 ile ikisinin farkı 1 aralığında. Ama bir de geniş açı olmasını konuşacağız dostlar bunun hemen. Diyeceğiz ki tam 90 olsaydı burası X kare eşit olurdu 36 ile 25'in toplamına. Ama 90'dan büyük, geniş açı olduğu için demek ki X kare de büyük olacak bunların toplamından. Yani ne yaptı? 55-61'den. O zaman X büyüktür kök 61. Şimdi 61 yaklaşık olarak nedir diye konuşalım arkadaşlarım. 64 olsaydı 8, 49 olsaydı 7 diye çıkar. Demek ki 7 ile 8 arasında bir değer. 7.2 diye salladım. Demek ki X 7.2'den büyük. Ne olabilir 7.2'den büyükse? 8 olabilir en az dedik. Evet arkadaşlar, bunu da bitirdik. Bir sonraki videomuzda 10. bölüme geçeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.